Merhaba arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Özgür Oğuz. Bugün 7. üniteyle karşınızdayım. 7. ünitemizin uzun bir ismi var. Sosyal güvenlik hukuku hakkında genel bilgiler ve ülkemizde sosyal güvenlik hizmetlerinin kurumsal yapısı ile ilgili sizlere bilgiler vereceğim. Şimdi bu üniteye geçmeden önce... Gördüğünüz gibi daha önceki ünitelerde de 4850'ye sayılı e, iş kanununun hakim olduğu işte sözleşmeler, bireysel sözleşmeleri inceledik. Daha sonraki ünitelerde 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşmesi kısmını inceledik. Şimdi de başka bir kanun, kanun, apayrı bir kanun 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasının düzenlendiği 7. üniteyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi aslında 3 ayrı kanuna ilişkin ya da üç ayrı derse ilişkin konular tek bir kitapta toplanmış. O yüzden üniteler geniş kapsamlı. Şimdi 7. üniteyle başlayalım. 7. ünitede neleri göreceğiz? Sosyal güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimiyle ilgili başlayalım. Şimdi tabi bir takım riskler ortaya çıkıyor hayatta, değil mi? İşsizlik, hastalık, analık gibi ee, yaşlılık, ölüm gibi. Şimdi bütün bu risklerin kapsadığı alan aslında sosyal güvenlik bir zorunluluktan ortaya çıkmış bir alan aslında ve sosyal güvenlik e, doğuştan itibaren ölüme kadar aslında hepimizi ilgilendiren genel bir alan. Eskiden arkadaşlar üç ayrı kanun vardı: emekli sandığı kanunu, bağkur kanunu e, ya da e, sosyal güvenlik e, kanunu dediğimiz e, SSK. Şimdi bu üç kanun birleştirildi ve 5.510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası adı altında baya hacmi de geniş olan bir mevzuat ortaya çıktı. Şimdi insanlar yani hepimiz hayatlarımız boyunca bazen gelirlerimiz azalıyor ve giderlerimiz artıyor ve bununla ilgili bir takım riskler ortaya çıkıyor ve bu risklerde peki bunları nasıl azaltacağız değil mi? Sosyal güvenlik aslında buradan doğuyor. Ee, örneğin işsiz kaldınız. Ne yapacaksınız? Belli bir süre, 2-3 ay çalışamadınız. İşsizlik sigortası dediğimiz, değil mi? Bir fon ortaya çıkıyor. İşsizlik sigortası kavramı ortaya çıkıyor. Bu sadece ülkemize özgü bir şey değil. Ee, Birçok çağdaş, modern hukuka sahip ülkelerde, değil mi? Bu tip sosyal riskleri ortadan kaldırmak için, azaltmak için işsizlik ee, devletin öncülüğünde bir fon kuruluyor ve e, ve bu işsizlik riskine karşı bu fon destekliyor insanları. Sosyal güvenlik kavramına bakarsak yansıda da görüyorsunuz halkın hastalık, sağ, işsizlik, yaşlılık, ölüm sebebiyle geçici veya sürekli olarak bu geçici de olabilir kısa bir süre 2-3 ay ya da sürekli de olabilir kazançtan yoksun kalması durumunda düşeceği yoksulluğa karşı ya da çocuk sayısının artması, analık halinde korunmasına ilişkin alınması gereken önlemler sisteminin tamamına bir sosyal güvenlik diyoruz. Bu sadece dediğim gibi ülkemize özgü bir şey değil. Yani medeni birçok ülkelerde bu sosyal güvenlik şemsiyesi var. Yani düşünsenize yani hasta oldunuz, değil mi? Ne olacak? Yani hep özel sağlık sigortaları mı karşılayacak sizin? giderlerinizi ya da işsiz kaldınız. Yani geçiminizi nasıl sağlayacaksınız? Kiranızı nasıl ödeyeceksiniz? Değil mi? Ne yiyip ne içeceksiniz? İşte böyle geçici veya sürekli arz eden durumlarda sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmamız hepimiz için bir güvence arkadaşlar. Şimdi dar anlamda sosyal güvenliğin tanımına baktığımız zaman bireyleri sosyal risklere karşı koruyor. Geniş anlamda sosyal güvenlik neymiş ona bakalım bireye ekonomik güvence sağlıyor. Riskleri ortaya çıkmadan önce gidermeye çalışıyor ya da önlüyor ya da kişiliğin gelişimine katkıda bulunuyor. Sosyal riskin tanımına bakacak olursak ne zaman gerçekleşeceği bilinmemekle beraber ileride gerçekleşmesi muhtemel veya muhakkak olan ve buna maruz kalan kişinin mal varlığında eksilmeye neden olan tehlikelere biz sosyal riskler diyoruz ilO dediğimiz International Labor Organization uzun ismi, kısa ismi ilO ya da Türkçe'de Uluslararası Çalışma Örgütü değil mi? Bunun bir 102 sayılı sözleşmesi var. Sosyal güvenliğin asgari şartlarına ilişkin bir sözleşme. Çok da eski tarihli bir sözleşme. Burada bir takım riskler e, bu kapsama alınmış 102 sayılı sözleşmeyle. Bunlar neler? Mesela iş kazaları, meslek hastalıkları, e, hastalık, analık malüllük, yaşlılık, ölüm, işsizlik ve aile yardımları. Şimdi bu neden önemli? Bu 102 sayılı ilo sözleşmesini onaylayan ülkeler, değil mi? Bu ilo 102 sayılı sözleşmenin çerçevesindeki bütün o sosyal risklere karşılık kendi iç hukuk mevzuatlarında gerekli düzenlemeleri yapmak zorundalar. Biz bunları arkadaşlar supranasyonel, uluslararası düzenlemeler diyoruz. Ve bu düzenlemelere ülkeler onay verdiği an artık iç hukuklarında bunları uygulamak zorundalar. Bizim 1982 Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasında da nasıl bir hükümümüz var? Uluslararası sözleşmelerle iç hukuk sözleşmeleri çatıştığı zaman eğer ülkemiz bu uluslararası sözleşmeye onay vermişse uluslararası mevzuat iç hukuka göre öncelikli olarak uygulanmak zorunda diye de bir anayasal hükmümüz var. Değil mi? Şimdi sosyal güvenlik tekniklerine bakalım. Geleneksel sosyal güvenlik teknikleri var. Şimdi biz dedik ya o risklerle nasıl mücadele edeceğiz? İşsiz kaldınız ne olacak? Değil mi? İşsizlik bir risk. Ee, mesela tasarruf daha önce çalışırken tasarruf ettiyseniz maaşınızın belli bir kısmını kenara ayırdıysanız tasarruf böyle yani o işsiz kaldığınız zaman bu tasarruf ettiğiniz miktarı kullanarak en azından bu riskle mücadele etme şansınız olacak. Ya da yardımlar olabilir değil mi? Belediyelerin kamunun birçok yardımları var, sosyal yardımlar. Hukuki sorumluluk dediğimiz mesela sigorta çeşitleri var. Yardımlaşma sandıkları var. Özellikle bankalarda görüyoruz bunu. Özel sigortalar var. Değil mi? Artık birçoğumuzun sadece e, kamuya ait sigorta, zorunlu sigorta değil. Aynı zamanda özel sigortalardan değil mi? Bir sürü e, bireysel emeklilik olsun ya da diğer sigorta çeşitleri olsun, hayat sigortası vesaire sigortalarımız var. Bunlar bizim bir şekilde bu risklerle karşılaştığımız zaman ayakta kalmamızı sağlıyor. Modern sosyal güvenlik tekniklerine bakacak olursak en başta sosyal sigorta var ve bunun finansmanı nasıl sağlanıyor? Sigortalının ya da bunların işverenlerin ödedikleri primler. Çünkü bir şekilde bir gelir olması lazım. Bir kasa düşünün, bu kasanın içi boş olursa herhangi bir risk ortaya çıktığı zaman size nasıl fonlamada yardımcı olacak. Mümkün değil. O yüzden o kasanın primlerle dolması lazım. Ya da devlet desteğiyle bir şekilde. Ve e, en önemli konu aslında sosyal güvenlikte zorunluluk ilkesi ama isteğe bağlı e, sigorta çeşitleri de bir şekilde e, sigorta sosyal güvenlik şemsiyesi altında düzenlenen konulardan biri. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlere bakacak olursak Bunlar da tamamlayıcı bir e, fonksiyonu icra ediyor ve bu yardımlar herhangi bir karşılık gözetilmeksizin muhtaç işte yaşlı engelli kişilere devlet bütçesinden sağlanan e, bir fonlama yöntemi. Burada en önemli kıstasımız bu kişilerin muhtaç olacak durumda olması gerekiyor. Yani yardıma ihtiyacı olacak ki devlet bunları destekleyecek. Devletçe bakılma var. Burada kişilerin finansmana yine herhangi bir katkısı yok ve mevzuatta düzenlenerek devlet bakımından devletçe desteklenerek bunlara yardım yapılıyor. Şimdi bu sosyal güvenlikte de dediğim gibi sadece ülkemize özgü değil. Almanya'da Amerika'da ya da İngiltere'de de bunlar uzun yıllar, raporlarla, kanunlarla tartışılmış, ortaya bir sistemler kurulmuş. Değil mi? Mesela Almanya'da Bismarck modeli var. Amerika'da New Deal denen politikalar var. İngiltere'de Beveridge raporları var. Bunlar modern sosyal güvenliğin ortaya çıkmasında önemli katkıları olan düzenlemeler. Sosyal güvenliğin finansmanından az önce bahsetmiştim. En önemli konu tabii ki primler. Yani devlet ne kadar katkı verirse versin bu sınırlı katkı asıl önemli katkı primler. Yani hem sigortalının hem de işveren tarafından ödenen primler. Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biri ne? Kayıt dışı istihdam. Yani kişi ilk işe başladığı gün artık sigortalı olmak zorunda. Kanunen yani zorunluluk. Değil mi? İşveren de bunun primlerini ödemek zorunda. Bu ne, ne, niçin önemli? Eğer bunlar ödenmezse kayıt dışı dediğimiz istihdam ortaya çıkıyor ve hem haksız rekabete yol açıyor hem de vergilerde e, bir şekilde gelirlerde azalma olacağı için bu açıklar diğer insanların yani hepimizin ödediği vergilerle bir şekilde sübvansiye edilmek zorunda kalınıyor. Bu da bütçede açıklara neden oluyor. Gördüğünüz gibi sosyal güvenlik o kadar önemli ki Sadece yani sosyal güvenlik mevzuatı açısından değil hem vergisel açıdan hem ticaret hukuku haksız rekabet açısından hem e, iş hukukunda yaratacağı işsizlik açısından her açıdan etkileyen bir durum sosyal güvenlik. Ülkeler açısından çok önemli. Bunun finansmanı çok önemli. Şimdi en önemli finansman kaynağı ne dedik? Primler dedik. Diğer bir konu vergiler. Şimdi Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin e, Cumhuriyet dönemiyle ilgili e, incelemesine baktığımız zaman e, ilk 3008 sayılı iş kanunuyla başlıyor. Daha sonra 1946 ve diğer yıllarda düzenlenen mevzuatla devam ediyor. Çok karışık bir mevzuat tasahibiz bu konuda da. Ama en son 5510 sayılı e, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasıyla bu karışıklık giderilmeye çalışılıyor. Ve bütün mevzuat tek bir mevzuatta toplanarak artık tek bir e, çatı altında toplanıyor. Burada da görüyorsunuz yansıda e, emekli sandığı, bağkur e, ve sosyal sigortalar e, tek çatı altında toplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ortaya çıkıyor. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adı altında faaliyete devam ediyor. Burada kurumun görevi sadece sosyal sigortalarla ilgili kanunları uygulamak ve kanunların verdiği görevi yerine getirmekle sınırlı değil. Kurum sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, geliştirmek ve stratejileri de belirlemekle yükümlü tutuluyor. Burada kurumun bir takım organları var. Genel kurul var. Değil mi? Yönetim kurulu var. Başkanlık var. Genel kurul genelde danışma organı niteliği taşımakta. Yönetim kurulu da karar organı niteliğine sahip ve kurumun en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu taşımakta. Başkanlık teşkilatı da merkez ve taşra teşkilatlarından oluşmakta. Sosyal sigortanın uygulama alanına bakacak olursak bu eski düzenlemede 5510'dan önce 506 sayılı kanunumuz vardı. Burada Sosyal Sigortalar Kanunu şimdiki 5510'da 4. maddenin A bendi kapsamında düzenlendi. 1479 sayılı Bağkur Kanunu 5510'un 4. maddesinin 1B bendi kapsamında düzenlendi. Yani bunlar kendi adına bağımsız çalışan esnaflar. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu yani memurlarda 5510'un 4. maddesinin 1C bendindeki hükme esas alınmak üzere esas olmak üzere düzenlendi. Gördüğünüz gibi eski kanunda düzenlemeler yeni kanuna bu şekilde aktarılmış oldu. Şimdi bu 5510 sayılı kanunun 4 bir ada sayılan o sigortalılar eski 506'ya göre çalışan sigortalılar kimlermiş bunlara bakalım. Yansıda da gör, görüyorsunuz iş sözleşmesiyle yani hizmet akdi diyoruz buna bir ve birden fazla işveren tarafından çalıştıranlar, çalıştırılanlar. Diğer bir durum sendika konfederasyon ya da şube başkanlıklarına yönetim kurullarına seçilenler, sanatçılar, düşünürler, yazarlar, Çiftçi mallarını korunması hakkında kanuna göre çalıştırılanlar, hayat kadınları, usta öğretici olarak çalıştırılanlar, bunlar 4.1A'ya göre e, işçi statüsündeki kişiler. 4.1B'de kimler varmış? Bunlara bakalım. Hani o eski Bağkur dediğimiz durum. Şimdi 4.1B'de düzenleniyor. Köy mahalle muhtarları, hizmet aklına bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar yani esnaflar gelir vergisinden muaf olup esnaf sanatkarlar sitesine kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklarının tüm ortakları, tarımsal faaliyette bulunanlar ya da 6132 sayılı at yarışları hakkında kanuna tabi jockey antrenörler de 4B kapsamında e, kapsamına giriyorlar. 41C'de kimler var? Bunlar da e, kamu idarelerinde A bendine tabi olmayanlardan kadro pozisyonlarında sürekli olarak çalışıp ilgili kanunların A bendi kapsamına girenler gibi sigortalı e, olması öngörülmemiş olanlar. Şimdi burada uzun uzun anlatmış bunlar ama kısa olarak ben sadece özet geçeyim. 41C'de yani 657 sayılı genel olarak çalışan memurlar giriyor. 41B'de az önce söylemiştim. Burada bağkur dediğimiz eski esnaflar giriyor. 41A'da da normal bir bireysel iş sözleşmesine göre çalışan işçiler bu kapsama giriyor. Kafanızın karışmaması için genel olarak bunları bilmeniz yeterli. Bir de kısmen sigortalı olanlar var. Hükümlüler, tutuklular, çıraklar mesleki öğretim gören öğrenciler, harp malulleri, kursiyerler, yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırmak üzere götürülen Türk işçiler, işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişiler de bunlar da arkadaşlar kısmi sigortalı sayılıyor. Bir de sigortalı sayılmayan kısımlar var. Bunlar kimler? İşverenin iş yerinde ücretsiz çalışan eşi, aynı konutta birlikte yaşayan ve 3. derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarında dışarıdan başka kimse katılmaksızın yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar, ev hizmetlerinde çalışanlar, askerlik hizmetleri er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar da bizim iç hukuk sosyal güvenlik mevzuatımıza göre sigortalı sayılmıyorlar. Yine devam ediyor bu kanunda sigortalı sayılmayanları ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Şimdi gelelim isteğe bağlı sigortalılık nasıl bir nasıl düzenli, düzenlenmiş? isteğe bağlı sigorta kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan bir sigorta. Bunun için belli bir takım şartlar var. Olmazsa olmaz. Bunlar bir bu kişinin Türkiye'de ikamet ediyor olması lazım. Zorunlu sigorta olmaması lazım. Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışma ya da tam gün çalışmaması gerekiyor. Kendi sigortalının nedeniyle aylık bağlanmamış olması gerekiyor. 18 yaşını kesinlikle doldurmuş bulunması gerekiyor. İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle kuruma başvurması gerekiyor. Yani bir şekilde bu kişilerin de sistem tarafından korunması gerekiyor. İleride emekliliğe hak kazanması için değil mi? Belli bir takım memur değil, esnaf değil, bir şekilde sigorta kapsamına alınması gerekiyor. Bunlar da dışarıdan kuruma prim ödeyerek isteğe bağlı zaten adından da belli zorunluluk yok. Kuruma başvurarak bu sigorta şemsiyesinin altına giriyor. İsteğe bağlı sigorta primi ödemiş süreler malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınıyor arkadaşlar. Yer açısından uygulama alanına bakacak olursak iş yeri sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yere iş yeri diyoruz. 4857 sayılı kanuna, iş kanuna baktığımız zaman aynı tanımı orada da görüyoruz. İş yerinde üretilen mal ve veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iş yerine bağlı yerler bunlar neler? Dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, bakım, beden, meslek eğitimi yerleri, avlu, büro gibi eklentiler ile araçlar da iş yerinden sayılıyor. Yani 4857 sayılı iş kanununun aynı yansımasını buradan da görüyoruz sadece işin yapıldığı yer iş yeri değil. Daha önceki ünitelerde de açıklamıştım. Örneğin bir ilaç şirketini düşünün. Onun bir genel merkezi var. Değil mi? Bir de ilaç mümessili değil mi? İlaçları tanıtmak için hastanelere gidiyor ve bir araç kullanıyor. O kullandığı araç da otomobil de aslında o iş yerinden sayılıyor. Kanuna baktığınız zaman sadece aracı değil, eklentileri, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma yerlerini de iş yerinden sayıyor. Bu neden önemli? Çünkü bu eklentiler ve araçlarda meydana gelen herhangi bir kaza da iş kazasından sayılıyor ve iş yeri olduğu için tabii bunun bir takım hukuki yansımaları ortaya çıkıyor. Sosyal sigortaların finansmanı ve primler konusuna değinecek olursak yansıda da gördüğünüz üzere bir takım Yöntemler var. Bunlardan biri fon biriktirme yöntemi ve dağıtım yöntemleri. Ee, uzun vadeli sigorta kollarında yani malülük yaşlılık ölüm sigortalarında fon biriktirme yöntemi uygulanıyor. İş kazası meslek hastalığı sigortasından yapılan uzun süreli ödemelerde yine fon biriktirme yöntemi. İş kazası meslek hastalığı sigortasından yapılan kısa süreli ödeme ve hizmetlerde ise dağıtım yöntemi hastalık analık genel sağlık sigortasında dağıtım yöntemi uygulanmakta. Burada yansıda görüyorsunuz birtakım takım primler var. Prim e, nasıl diyelim yüzdeleri var. E, örneğin işsizlik sigortası priminde işçi yüzde bir öderken işveren yüzde iki devletin de yüzde birlik katkısı var. <laughs> Yine bir takım önemli noktalara değinecek olursak isteğe bağlı sigortalar için uzun vadeli sigorta kolları açısından prim oranı prime esas kazancın alt ve üst sınırlar arasında sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancının %32'si bunun %20'si uzun vadeli %12'si ise genel sağlık sigortası prim oranı arkadaşlar. Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ay itibariyle tahsil ettiği malüllük, yaşlılık, ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin 1 bölü 4 oranında da kuruma katkı yapıyor. Prime esas kazanç nasıl belirleniyor? Şimdi ona bakalım. Prime esas kazançların hesabında hak edilen ücretler prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istikaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar ile idare ve yargı mercileri tarafından verilen karar gereğince ücret, fazla çalışma, prim, ikramiye niteliğinde ödemelerden sigortalılara o ay için yapılan ödemelerin bürüt toplamı esas alınıyor. Yani prime esas kazancın belirlenmesinde az önce söylediğim bütün durumlar dikkate alınıyor. Aynı yardımlar, ölüm, doğum, evlenme yardımları, görev yollukları, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı, kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar, kasa tazminatları ile kurum tarafından tutarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk, aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplama asgari ücretin %30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları prime esas kazanca tabi tutulmuyor. Gelelim son konumuza kurum alacaklarında zaman aşımı süresini kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 10 yıllık zaman aşımı na tabi. Zaman aşımı tarihi rücu konusu gelir aylıklar açısından kurumun onay tarihinden masraf ve ödemeler için ise masraf ve ödeme anından itibaren başlıyor arkadaşlar. Dördüncü maddenin birinci fıkrasının B bendine göre de tabi sigortalıların zaman aşımı nedeniyle prim ödenmeyen süreleri sigortalılık süresinden sayılmıyor. Ve bu süreye ilişkin sigortalılık hak ve yükümlülükleri de düşüyor arkadaşlar. Benim üniteyle ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Yedinci ünitenin bir özetini yapmış olduk. Bir sonraki hafta sekizinci üniteyle karşınızda olmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.